Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı ile alakalı arkadaşlar çalışan, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 190 bin işçiyi ilgilendiren ve tüm sağlık çalışanları ilgilendiren bir genelge yayınlandı. Genelge az önce yayınlandı arkadaşlar. Sizlere bu iki sayfalık genelgeyi sunacağım. Eğer Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçiyseniz ya da Sağlık Bakanlığı çalışanıysanız <laughs> videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Yazan yazı Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü COVID-19 kapsamında kamu çalışanlara yönelik tedbirler dağıtım yerlerine diyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığımızın 14-7-2021 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayınlanan COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu 2021'e 8 sayılı genelge ile COVID-19 salgının ülkemizde yayılmasını en aza indirmesi amacıyla bu salgında mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve Kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur diyor arkadaşlar yazıda. Bilahere Bakanlığımızın başvurusu üzerine Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı'nın 14 Mart 2021 tarihli ve sayılı yazıları ile bahse konu genelgede yer alan hususlardan farklı olarak bakanlığımız çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir diyor arkadaşlar. Gelen süreçte kamu hizmetlerinin kesintisiz etkin ve salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda mücadelede tecrübe kazanmış personel ile yürütebilmesini teminen Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personele yönelik <laughs> İdare İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıda düzenlemede yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur diyor arkadaşlar. Yaklaşık Kaç madde? 12 madde var arkadaşlar. Şimdi birlikte maddelere bakalım. 1. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemiyle ilgili usul ve esaslar. Bakanlık merkez teşkilatınca birim amirlerince, bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşları kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde ilçe sağlık, il sağlık müdürleri ve iştişare etmek suretiyle İl Sağlık Müdürü, Toplum Sağlık Merkezi, Başkan ve Sağlık tesislerinde başhekimlerce belirlenecekti diyor arkadaşlar. 2. COVID-19 hastalığı için sadece risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanları durumları Bakanlık Merkez Teşkilatı birim amirlerince, Bakanlığın ilgili bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince illerde il sağlık müdürü ve ilçelerde il sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve İl Sağlık Tesislerinde ise başyakümlülüklerce değerlendirilerek idari izinleyip sayılmayacağına karar verilecektir diyor arkadaşlar. 3. Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı'na görev yapan hamile personeli hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilecektir diyor arkadaşlar. Burası önemli. Yani arkadaşlar eğer hamile varsa aranızda 24 ile 32. haftasınızda varsanız idari izinli sayılıyorsunuz arkadaşlar. 4. Bakanlığımız merkez ve taşa teşkilatında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın idari izin verilmesi cihetine gidilecektir diyor. Yani arkadaşlar eğer engellilik bir kamu çalışanıysanız, Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorsanız siz de idari izinli sayılıyorsunuz arkadaşlar. İkinci bir genelgeye kadar. 5. Bakanlığımız Merkezi ve Taşra Teşkilatı'nda çalışıp da süt izni kullanmakta olan personel idari izni kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde süt izni hakkının kullanmaya devam edeceklerdir. <laughs> yani arkadaşlar süt izni kullanan varsa aranızda idari izni değilsiniz ama süt izni hakkınızı kullanabileceksiniz diyor yazıda. Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı'na çalışan 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personeller idari izin kapsamında değerlendirilmeyecektir. Burası önemli. Değerlendirilmeyecektir. Yani arkadaşlar dün Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni e sizlere yayınlamıştık. Video var kanalda mevcuttur. Bu videonun sonunda da ekleyeceğim. Orada Sağlık Bakanlığı hariç tüm kamu kurumlarında 10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli sayılıyordu. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı'nda idari izinli değerlendirilmeyecektir diyor arkadaşlar. Burada bir ayrımcılık yapılmış. 7. Personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme istifa talepleri kabul edilmeyecektir. İstifa edemiyorlar maalesef. Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen, resen görevlendirilen personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirdiği yere gitmesi sağlanacaktır. Çalışma saatlerine ilişkin olarak mevcut uygulamalarda devam edilecek olup, merkez ve taşla teşkilatlarımızda sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri hususunda mevcut uygulamanın dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 10. Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde idari izinli sayılan personelin meskur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamdaki çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Yani arkadaşlar olduk izin aldınız İdari izinlisiniz pat diye sizi çağırabilirler göreve. Bilginiz olsun. Bu 10. maddede bunu diyor arkadaşlar. 11. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması ve bu mahalleler ve kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda kurum amirlerine gerekli tedbirler alınacaktır. 12. İdari izinli sayılanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlarla eşittir. Bilgilerinizi gereğini rica ederim. Fahrettin Koca imzalı arkadaşlar. Sağlık Bakanı imzalı. Dağıtım 81 il valiliği, il sağlık müdürlükleri, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Burada her şeyi yazmışlar. Bence bir önemli şeyi eksik bırakmışlar. 11. maddeye dikkatinizi çekelim. Diyor ki yemekhane, çalışma mekanları, işte servisler, sosyal alanlarda maske kullanın. Bir de sosyal mesafeyi ayarlayın. Aslında buraya eklenecek en baba madde olduğunuz yerleri havalandırın olmalıydı. Arkadaşlar bu virüs kapalı mekanlardan bulaşıyor. Açık havada bulaşma ihtimali 10 binde bir yapılmış resmi araştırma. Yani biz şu an açık havada maske takıyoruz arkadaşlar. Aslında bu eğer yanınızda dibinizde bir insan yoksa açık havada gereksiz. Yani diyelim yanınızda 3 santim, 5 santim, 10 santim, 20 santim, 30 santim yanınızda bir insan varsa maske takılacak. Amenna ama atıyorum 3 metre, 5 metre, 10 metre, 20 metre, 30 metre, 40 metre, 50 metre Ötenizde insanlar varsa maske takmanıza gerek yok bulaşmıyor arkadaşlar. Yani bu virüs kapalı mekanda bulaşıyor arkadaşlar. Mekanları sık sık havalandırın. Ben olsa buraya bu maddeyi %100 eklerdim yani bu yazıya. Açık havada bu virüsün bulaşma imkanı çok çok az. 10 binde bir çok düşük bir ihtimal araştırma yapmışlar. Ama kapalı mekanlarda eskaza bir virüslü biri varsa ve o mekanda çok fazla insan varsa ve havasızsa, hava almıyorsa o mekan direkt bulaşıyor arkadaşlar. Böyle bir olay var. Yani açık havadan korkmayın ama ve lakin kapalı mekanda maske de taksanız eğer yanınızda bir virüslü varsa ve o mekanda atıyorum 15-20 dakika durmuşsanız %100 size bulaşıyor bu arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Ben de buna bir dipnot olarak ekleyeyim. Durduğunuz yerleri havalandırın arkadaşlar. Hava alsın, sirkülasyon yapsın hava. Açık temiz havadan kolay kolay bu virüs bulaşmıyor. Evet durum böyle arkadaşlar. Bu iki resmi yazıyı videonun altına koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu resmi yazılara bilginiz olsun. 100.000 abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Eğer Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçisiniz kanala muhakkak abone olun. 100.000 abone olalım arkadaşlar. Sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Sağlık çalışanlarına Allah kolaylık versin arkadaşlar hepinize. Zor bir göreviniz var. Tam bu salgın cephesinde umuyorum ki bu belayı tez zamanda atarız. Çalıştığınız kurumlarda pencereyi açın sık sık havalandırın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum kapalı havalarda bu virüs bulaşıyor. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.